Osmanoğullarından Sultan II. Osman, namı diğer Genç Osman. O, 14 yaşında istikbal vaat eden bir Osmanlı Sultanı olarak tahta çıktı. 18 yaşındaysa asilerin çıkardığı bir isyanla devrildi. Kaybettiği tek şey tahtı değildi. İstanbul sokaklarında bir suçlu gibi dolaştırıldı, tartaklandı, hakaretler edildi. Gücü, itibarı, onuru ve saltanatı ayaklar altına alındı. Padişaha yapılanlar o kadar ağırdı ki, iddialara göre katledilmeden önce namusuna bile göz dikilmişti. Peki nesillerdir bir rivayet olarak dolaşan Genç Osman'a tecavüz edildiği dedikoduları doğru muydu? İşte Yedikule'de Padişah Genç Osman'ın başına gelenler. 2. Osman 3 Kasım 1604 tarihinde Sultan 1. Ahmet'in ilk şehzadesi olarak İstanbul'da doğdu. Yetenekli ve gelecek vaat eden bir şehzadeydi. Arapça ve Farsça'nın yanında Yunan asıllı annesi Mahfiruze Hatice Sultan tarafından kendisine Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi diller de öğretilmişti. Bir yanda Kösem Sultan ve şehzadeleri gibi karşıt bir güç olmasına rağmen Şehzade Osman Venedik elçilerinin raporlarında şehzadelerin en bilgesi ve en kültürlüsü olarak geçiyordu. Her şey babası Sultan 1. Ahmet'in 27 yaşında beklenmedik vefatıyla başladı. Osmanlı'nın kuruluşundan beri gelen usule göre taht 1. Ahmet'in en büyük şehzadesi Osman'ın hakkıydı. Ancak Sultan 1. Ahmet saltanatı sırasında kardeş katli yasasını kaldırıp yerine ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemini getirdiği ve zamanında kardeşi 1. Mustafa'yı bağışladığı için padişahlık Osmanlı tarihinde ilk kez babadan oğula değil babadan kardeşe geçti. Neticede 1. Mustafa sultan ilan edildi. Fakat yeni sultanda bir takım gariplikler vardı. Havuzdaki balıklarla konuşuyor, kimi zamansa balıklara altın atıyordu. 1. Mustafa çocukluğundan beri sürekli öldürüleceği korkusuyla yaşadığı için ruh hali bozuktu ve padişahlık yapabilecek durumda değildi. Bu durumun devlet erkanı tarafından anlaşılması üzerine 1. Mustafa tahta çıktıktan 96 gün sonra tahttan indirildi. Böylece 26 Şubat 1618 tarihinde 14 yaşındaki Şehzade Osman Sultan ilan edildi. Genç yaşına rağmen devletin sıkıntılarının farkında olan ve yeniliklerden korkmayan bir padişahtı. Tahta çıkar çıkmaz ilk iş olarak devlet içerisindeki bütün üst düzey devlet adamlarını değiştirmiş, meyhaneleri ve içki yerlerini kapatmıştı. Ayrıca saray geleneklerine de karşı gelerek, yüzyıllar sonra haremdeki cariyelerle değil, saray dışındaki özgür Müslüman bir Türk kızıyla birlikte olan ve nikah kıyan ilk Osmanlı padişahı olmuştur. İlerleyen yıllarda da bir dedikodu yuvası olarak gördüğü haremi tamamen ortadan kaldırmak, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri eskiyen mevzuatı değiştirerek yeni kanunlar çıkarmak istiyordu. Buraya kadar olan yenilikler sultanı pek sevilmeyen bir karakter yapmıştı. Bundan sonra yapmak istedikleri, yani Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak ve devşirmeleri devlet işlerinden uzaklaştırma düşüncesi, onu felakete sürükleyen isyanın başlangıcı olacaktı. Genç Osman tahta çıktığında Kösem Sultan'ı eski saraya göndermişti. Ancak Kösem'in en büyük oğlu, kardeşi Şehzade Mehmet'i kendine rakip gördüğü için Hotin seferine çıkmadan önce kardeşini cellatlara teslim etti. Şehzade Mehmet canını almak için gelen cellatları gördüğünde "Osman, Allah'tan dilerim ki ömrüm berbat olsun. Beni hayatımdan mahrum ettin. İnşallah sen de saltanat süremeyesin." diye beddua etmiştir. Sultan II. Osman'ın kardeşini katletmesi gerek devlet gerekse halk nazarında hiç hoş karşılanmadı. Bu olaydan 12 gün sonra
1621 yılında felaket bir soğuk İstanbul'u vurmuş. Günlerce yağan kar sonucu İstanbul Boğazı tamamen buz tutmuş. Beşiktaş'tan Üsküdar'a yürüyerek gidilir olmuştu. Gemiler boğaza giremediği için kıtlık baş göstermiş. İstanbul halkı bir kuru ekmeğe muhtaç kalmıştır. Küçük buz çağı adı verilen bu dönemde kurtların ve geyiklerin İstanbul sokaklarına indiği, Umacı adında bir yaratığın insanları kaçırdığı gibi söylentilerin çıktığı, bu yüzden çocukların sokağa çıkmasının yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. Elbette Osmanlı halkı tüm bu hava felaketinin sorumlusunu Padişah Genç Osman olarak gördü ve kendisine lakap olarak Uğursuz Padişah denilmeye başlandı. Hemen birkaç ay sonra da Hotin seferine çıkmak üzereyken bir güneş tutulması meydana geldi. Normalde Osmanlılar da güneş tutulmasından önce veya sonra sefere çıkılması uğursuzluk alameti sayılırdı. Ancak Sultan II. Osman geleneklere karşı gelerek bu hurafeyi de pek ciddiye almadı ve tavsiyelere aldırış etmeden hazırlıklar devam etti. Bu nedenle Yeniçeriler Hotin seferine Uğursuz Sefer adını verdi ve isteksizce sefere çıktılar. Hotin seferinde bir şey daha fark edildi. Seferde olmayan bazı Yeniçeriler, ocak ağaları tarafından var gibi gösterilerek yevmiyeleri ağaları tarafından alınıyordu. Sultan Osman bu kişilerin tespitini yapabilmek için Yeniçerilere sefer boyunca farklı zamanlarda 3 kez kendi önünden tek tek geçirmek suretiyle yoklama aldırdı. Yeniçeri ağaları hem yevmiyeleri kesildiği için hem de küçük düşürücü buldukları bu durumdan ötürü padişaha düşman kesildi. Ordunun ve Yeniçerilerin isteksizliği nedeniyle Hotin Muharebesi fazlaca uzadı. Savaşın bir türlü neticelendirilememesinden ötürü en sonunda barış anlaşması imzalanarak İstanbul'a geri dönüldü. Genç padişah başarısızlık olarak gördüğü Hotin seferinden sonra devşirmelerden oluşan Yeniçeri ocağını ortadan kaldırmayı, Anadolu, Mısır ve Şam eyaletlerinden toplayacağı Türkmenlerle yeni bir askeri teşkilat oluşturma fikrini kafasına yerleştirmişti. Hatta bu amaç doğrultusunda harekete de geçti. Tam hacca gitmek bahanesiyle Anadolu'ya geçmek üzereydi ki bu planın duyulması Genç Osman için sonun başlangıcı oldu. Varlıklarını tehlikede gören Yeniçeriler kazan kaldırarak isyan ettiler. Sultanahmet Meydanı'nda toplanarak padişahtan hacca gitmemesini, yeni bir ordu kurulmamasını ve yakınındaki 6 adamın kellesini istediklerini bildirdiler. Genç ve tecrübesiz olan, üstelik hiçbir tedbiri de bulunmayan Sultan Osman'sa padişahlık makamına güvenerek isteklerini kesin bir dille reddetti. Böylece isyan daha da büyüdü ve isyancılar Topkapı Sarayı'nı basarak 1. Mustafa'yı ele geçirip padişah ilan ettiler. İsyanın körükleyicisi Kara Davut Paşa ise sadrazam ilan edildi. Bir anda tüm gücünü ve tahtını kaybeden Genç Osman, son çare olarak Yeniçeri ağasının konağına sığındı. Baş Yeniçeri Ali Ağa isyanı durdurmaya çalıştıysa da, Yeniçeri bölüklerinden biri olan 65. Orta tarafından katledildi. Aslında isyan Yeniçeriler tarafından çıkarılsa da, Sultan Osman'ı katleden Yeniçeri bölüklerinden 65. Orta ve onları organize eden Kara Davut Paşa'dır. 65. Ortaya mensup Yeniçeriler tarafından ele geçirilen Devrik Padişah'ın üstündeki kıyafetler parçalanmış, başından kavuğu alınmış ve en sonunda da bir eşeğe bindirilerek İstanbul sokaklarında dolaştırılmıştır. İkinci Osman, sokaklardaki rezillikten sonra önce Orta Camii'ne götürüldü. Burada isyancılar tarafından birkaç kez boğazına kement atılsa da, ocak içerisindeki bazı Yeniçeri ağaları sultanın katledilmesine rıza göstermeyip engel oldular. Bunun üzerine Sadrazam Kara Davut Paşa, sultanın canına kıyılmayacağı hakkında söz vererek onu bir pazar arabasının arkasına koydu ve Yedikule zindanlarına götürdü. 18 yaşındaki genç padişah Yedikule'den sağ çıkamadı. Cellatlarla boğuşup birkaçını alt etse de
O dönemlerde yaşayan Naima Efendi'nin yazdığı Naima Tarihi adlı eserde padişahın katledilmesi şöyle anlatılır. Sultan Osman kendisini öldürmek isteyenlere karşı uzun süre direndi. Ancak boğuşma esnasında isyancılardan Kalender Uğrusu adlı bir cebeci başı padişahın hayalarını sıkarak onu etkisiz hale getirdi ve boynuna atılan kementle boğularak katledildi. İkinci Osman katledildikten sonra Sadrazam Kara Davut Paşa tarafından kulağı kesilmiş ve kesik kulağı kanıt olarak Sultan 1. Mustafa'nın validesine götürülmüştür. Sultan Osman'a tecavüz edildiği iddiası ise çok daha sonra 20. yüzyılda ortaya atılmıştır. Rivayetlere göre Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olayı anlatmış. Fakat tarihçi Necip Asım Yazıkız, insanların bunu öğrenmemesi için bu sayfayı yırtıp atmıştır. Lakin seyahatnamenin birden fazla nüshasının bulunması ve diğer nüshalarda 2. Osman'ın tecavüze uğradığına dair herhangi bir bilginin bulunmaması tecavüz iddiasının gerçeği yansıtmadığını göstermektedir. Bir Osmanlı sultanına bunları reva gören Sadrazam Kara Davut Paşa ve 65. ortaya gelince, eline padişah kanı değmiş olan Kara Davut Paşa birkaç ay sonra idam edildi. 65. ortaya mensup Yeniçerilerin tamamı katledildi ve 65. ortaya bir daha asker alınmadı. Ocağın kaldırılacağı 1826 yılına kadar her yoklamada sıra 65. ortaya gelindiğinde Yeniçeri çavuşu yoktur diye haykırır, Yeniçerilerse hep bir ağızdan yok olsunlar diye beddua ederlerdi.